Bu hafta bakacağımız bir diğer problem minimum cost path problem. Bunu hatırlıyorsanız greedy algoritmaları anlatırken bahsetmiştik. Problem neydi? Size bir matris veriliyor. N'e n'lik bir matris. Matrisin her bir eleman üzerinde bir cost var. O cost o slottan geçtiğimizde incur edeceğimiz cost. Yani bu slottan geçmenin masrafı burada verilen rakam. Mesela eğer 2-2 üzerinden gidiyorsanız burada bir 4'lük bir cost ekliyorsunuz toplam costunuza. Başlangıçta 0-0 noktasındasınız. Amacımız goal state'e gitmek. Yani n-1'a ulaşmak. İki tane hareket yapabiliriz. Bir aşağı gidebiliriz. Bir de sağa gidebiliriz. Şimdi 0-0'dasınız. Sağa gidebilirim. Aşağı gidebilirim. Burada optimal path bakın. Yani toplam başlangıç noktasından bitiş noktasına giden ve toplam kostu minimum olan path bu mavide gösterilen path. Önce aşağı gidiyorsunuz, sonra tekrar aşağı gidiyorsunuz, sonra sağa, sonra sağa gidiyorsunuz. Toplam 2, 3, 6'lık bir kostla starting state'ten goal state'e ulaşıyorsunuz. Bu bizim greedy algoritmalarda tarif ettiğimiz problemdi. Şimdi bu problemi iki türlü çözebilirsiniz. Birisi greedy algoritmalarla. Greedy algoritmalarla çözdüğünüz, elde ettiğiniz çözüm optimal olmuyordu. Her zaman optimal sonucunu vermiyordu greedy algoritm. Burada bir örneği de vardı. Şimdi greedy algoritm ne yapıyordu? Starting state'ten başlıyor ve her zaman greedy choice'i yapıyor. Yani sağ taraftaki piksele bakıyor, onun cost'u 1. Aşağıdaki piksele bakıyor, onun cost'u 2. O zaman diyor ki aşağı gitmek yerine sağa giderim. Çünkü local optimum şey yapıyor, choice'i yapıyor. Böylece buradan önce sağa gidiyor, 0-1'e geliyor. Orada greedy choice yaptığında 5-4, 4'ü yapıyor. Sonra greedy choice 3-2, sonra da zaten goal state'e gitmek zorunda. Onun için bakın bu kırmızı pete izleyerek 4 step'te goal state'e ulaşıyor. Fakat elde ettiği çözüm optimal değil. En azından bu problem için. Ama greedy algoritmanın avantajı neydi? Hep ileri doğru gittiği için size çok hızlı bir şekilde bir solution üretiyor ve ürettiği solution'lar greedy algoritmaların genelde optimal olmasa da optimala yakın sonuçlar olur. Yani iyi sonuçlar üretirler ama yani çok hızlı bir şekilde iyi bir sonuç üretir size fakat her zaman optimal solution'u vermez. Optimal solution'u üretebilmeniz için recursive formulation yapmıştık. Hatırlıyorsanız optimal solution'u üretmek için her iki pete'de bakmak zorundasınız. Diyelim ki IJ noktasındasınız. IJ noktasından iki alternatifiniz var. Ya sağa gidebilirsiniz. Şurada kırmızı oku takip ederek IJ artı 1'e gidebilirsiniz. Buradan sonuçta sorduğunuz soru şu. Recursive olarak IJ değil. Sağ taraftaki piksel üzerinden goal state'e gidersem toplam kostu, oradan giden petin toplam kostu ne? Aynı şeyi aşağıdaki piksel içinde yapacaksınız. Mavideki oku takip ederek aşağıdaki piksele gidersem IJ artı 1J'ye. I artı 1J pikseli üzerinden, aşağıdaki piksel üzerinden ya da slot üzerinden goal state'e giden minimum cost path'in minimum cost path'in toplam cost'u ne? Bu bize buna T diyelim. I artı 1J üzerinden giden yolun path'in cost'u. Bu da sağ taraftaki yani IJ artı 1 üzerinden giden path'in cost'u. Tabii ki bunların minimumunu alacağım. Aynı en sonunda da IJ yani IJ'nin kostu da bir kostu var. O matris de veriliyor size. IJ'yi de buna ekleyeceğim tabii ki. Böylece IJ'den başlayıp goal state'e giden minimum cost path'i hesaplamış olacağım. Bir de base case'im var. O da ne? Eğer I ve J zaten goal state ise toplam kostum 0. Goal state'deyseniz bir yere gitmenize gerek yok. Zaten goal state'e ulaşmışsınız demektir. O da sizin base case'iniz. Recursive formulation böyleydi hatırlıyorsanız. Yani recursive formulation özetle 0-0'dan başlıyor. Önce diyor ki aşağıdaki piksel üzerinden giden PT hesapla. Bu bütün recursion tree'yi dolanıp oradan size bir cost döndürüyor. Bir de diyor ki sağdaki piksel üzerinden gidersem oradaki cost'u hesapla, minimum cost PT hesapla. Sonra ikisini karşılaştırıp bunların minimumunu alıyor. Tabii ki bu örnekte 0-0'dan başladığımızda 1-0'dan yani aşağıdaki pikselden dönen PET'in kostu daha ufak olacak. 2-0'da burada devam ederseniz 2-0'dan gelen PET'in kostu minimum olacak. Sonra buradan sağa sağa gideceğimize göre sağa sağa. Burada bu da sol taraf zaten yok. Onun için minimum cost PET burada bu. Bunun implementasyonuna bakarsanız çok basit bir implementasyonu vardı. İyi
n-1, j'de n-1 ise 0'ı döndürüyorsunuz. Zaten goal state'e ulaşmışsınız demektir. Değilse iki tane alternatifiniz var. Ya aşağı gidebilirsiniz i artı 1 j'ye, right? Tabii aşağı gidebiliyorsanız, yani i artı 1 küçük eşittir n-1 ise aşağıda gidebilirsiniz demektir. O zaman recursive'li aşağıdaki piksel üzerinden giden minimum cost path'i hesaplıyorsunuz. Sonra da sağ taraf için deniyorsunuz bunu. Eğer sağa gidebilirsen o zaman i j artı 1 üzerinden giden minimum cost path'i hesaplıyorsunuz. Ve bunlardan küçük olanı alıyorsunuz. Hangisi küçükse onu alıyorsunuz. Sonra da m i j, o da i j pikseli üzerinden gitmenin toplam kostu. Bunu eklediniz mi i j'den başlayıp goal state'e giden minimum cost path'i hesaplamış oluyorsunuz. Şimdi bunu hatırlıyorsanız bunu implement etmiştik. Şurada bakın iki tane test matrisim var. Bu slaytlarda gösterilen matris. Şurada da implementasyonum var. O implementasyonu zaten size vermiştim ama burada tekrar vereceğim. Bakın recursive fonksiyonu. Tabii ki ilk çağırdığımız fonksiyon şu. Sadece matrisi geçiyoruz. Ama biz buraya bir auxiliary fonksiyon yazıp bir ij'yi de geçmek zorundayım. Şu anda hangi piksel üzerindeyim? Başlangıçta 0,0'dan başlıyorum. 0,0'dan başlıyor. Şimdi ij onu gösteriyor. Hangi piksel üzerindeyiz? Eğer ij goal state'e ulaştıysa 0 döndürüyoruz. Zaten goal state üzerindeysek 0'dır onun kostu. Değilse önceki aşağıdaki piksel üzerinden giden path'in minimum kostunu hesaplıyoruz. Eğer aşağıya gidebiliyorsak tabii. Sonra eğer sağa gidebiliyorsak sağdaki piksel üzerinden giden minimum cost path'i hesaplayıp bunların ne yapıyorduk? Minimumunu alıyoruz. Eğer aşağıdan giden yol daha kısaysa, kostu daha azsa sağa giden yoldan, o zaman onu alıyoruz. Yok sağa giden, sağdaki piksel üzerinden giden path'in kostu daha ufaksa onu alıyorum. En son MIJ'yi buna eklediğinizde size IJ'den başlayıp cost state'e giden minimum cost path'i veriyor. Bunu çağırdığınızda bakın toplam cost 6. Recursive, number of recursive calls 19. Niye? Çünkü number of recursive calls şu recursion tree'deki bütün bu kutucukları dolanmak zorunda. Bunların hepsini dolanıp ondan sonra size optimal solution'u tabii ki döndürecek. Ama bütün buradaki kutucukları dolanmak zorunda. Şimdi recursive, az önce gösterdiğimiz bir nevi brute force recursive algoritim diyeceğim ben ona. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Peki bunun problemi ne? Çok fazla recursive call yapıyor. Yani aynı sub problemi defalarca çözüyor. O yüzden de running time eksponansiyel hale geliyor. Bakın az önceki recursion tree'ye tekrar bakalım. Oluşturduğumuz recursion tree'ye. Bakın bir sürü sub problemin overlap ettiğini ve aynı sub problemin defalarca çözüldüğünü göreceksiniz. Özellikle şu 1-1'e bakın. 1-1 aşağıdaki piksel üzerinden gittiğinizde 1-1'i zaten çözüyorsunuz. 1 ve 1-1 ve bunun altındaki bütün sub problemleri. Şimdi sağ tarafa gittiğinizde tekrar 1-1 ve onun altındaki bütün sub problemleri bir daha çözüyorsunuz. O yüzden de az önce yazdığımız bir nevi brute force recursive code diyeceğimiz algoritim eksponansiyel sayıda üretiyor, sub problem üretiyor. Fakat bu sub problemlerin çoğu birbiriyle overlap ediyor. Peki kaç tane distinct sub problem var burada? Dikkat ederseniz sadece n square tane distinct sub problemimiz var. Niye? Çünkü n'lik bir matris bu. Burada n square tane slot var. Aslında bizim baktığımız sub problem, distinct olan sub problemler ne? Burada herhangi bir ij verilirse, mesela 1-1'desiniz, 1-1'den goal state, yani ij veriliyor size. Oradan goal state'e giden minimum cost path'i hesaplayacaksınız. Toplam n square tane slot olduğuna göre bu matris üzerinde her bir slotta başlayıp goal state'e giden minimum cost path'i hesaplamanız lazım. Yani distinct olan sub problem bu. Onun için 1-1'i burada bir daha hesapladıktan sonra tekrar burada hesaplamanıza aslında gerek yok. Şimdi şuraya bakarsak ben burada distinct sub problemleri gösterdim. Bu 3'e 3'lük bir matris olduğu için tabii ki 9 tane distinct sub problem var. Bakın mesela 1-1'e geldiğinizde 1-1'i hesaplarken 2-1'i bir daha çağırmayacağız. Niye? Çünkü 2-1'i zaten burada çözdük. Aynı şekilde 1-2'yi çözerken 2-2'yi bir daha çözmeyeceğiz. Çünkü 2-2'yi burada zaten çözdük. Şimdi 0-1'e geldiğinizde 1-1'i bir daha çözmeyeceğim. Ben bunu 1-1'de bir kere çözdüm. Onu bir tabloda saklayacağım. Onun için top-down bir dynamic problem solution'u yapacağım şimdi. Memoization yapacağım. Burada biliyorsunuz top-down dynamic programming solution'larında brute force recursive kodu alıyorduk. Bunun üzerine ne yapıyorduk? Her bir
bir tane solution table ekliyorduk bu koda. Amacımız neydi? Bir sub problemi çözdüğümüzde o sub problemin solution'unu bizim solution table'ımızda saklamak. Böylece aynı sub problemi bir daha denk geldiğimizde o sub problemi request'ünü bir daha çözmüyoruz. Solution'u direkt solution tablosundan alıp devam ediyoruz. Böylece her bir sub problem bir kere çözülüyor. Bakın burada distinct olan sub problemler bunlar. Onlar gri ile, içi gri ile doldurulmuş olanlar. Toplam 9 tane olmak zorunda. Çünkü 9 tane slot var burada. Şunlar ise kenarları kesikli çizgiyle gösterilmiş ve içi açık yeşille boyanmış olanlar ise sadece burada gösterdim fakat recursive call yapılmıyor. Bunları direkt solution tablosundan çekiyoruz. O yüzden bunlar recursive olarak çağrılmıyor. Solution tablosunda var. Niye? Bakın 2-1'i burada hesapladım. Onun için tabloya doldurdum. Burada 2-1'e bir daha ihtiyacım olduğunda tablodan alıyorum. 2-2'yi de burada hesapladım. Bir daha ihtiyacım olduğunda tablodan alıyorum. 1-1. 1-1'e burada çözmüyorum. İhtiyacım var. Burada çözdüğüm için tablodan alıyorum. Aynı şekilde 1-2'ye ihtiyacım olduğunda tablodan alıyorum. Onun için sadece 9 tane recursive call, 9 tane distinct sub problem var. Her biri bir kere çözülecekler. Alright, bu kodu da ben implement ettim. O da burada bakın. Top-down dynamic programming solution'u. Tabii ki dynamic programming'in top-down solution'u ilk kolu bu. Sadece matrix giriyor. Ben şimdi burada bir solution table initialize edeceğim. N'e n'lik bir solution table. Çünkü n tane, n square tane slot var benim matrisin içinde. Dolayısıyla n square tane distinct sub problemim var. Her bir distinct sub problemin için bir tane link, yani her bir distinct sub problemin solution'unu tutup saklayacağım bir solution table initialize ediyorum ve her birinin değerini minus 1 yapıyorum. Çünkü cost'lar sıfırdan küçük olamazlar. Onun için onun hesaplanmadığını göstermek için minus 1'a set ediyorum bunu. Daha sonra da bakın top'tan dynamic programming kodunu çağırıyorum. Şimdi o burada. Oraya bir de ekstradan solution table giriyor artık. Base case'imiz aynı. Eğer ghost state'e ulaştıysak 0 döndür. Neyse iki alternatifimiz vardı. Bir aşağı gidebiliriz, bir de sağa gidebiliriz. Şimdi aşağı gittiğimizde bakın i artı 1 n eksi 1. Right? I artı 1 j pikseline gidiyorsunuz. Bu aşağıdaki piksel. Şimdi recursive call'u direkt yapmıyorum. Ne yapıyorum? Solution table'a bakıyorum. Eğer solution table'da i artı 1 j zaten hesaplanmışsa, yani solution 0'dan büyük eşitse, o zaman bir daha çağırmayacağım bunu. Direkt tablodan alıp geçeceğim. Yok, solution table'a baktığımda solution table'daki değerin 0'dan küçük olduğunu görürsem demek ki bu sub problemi daha çözmemişim demektir. Onu bir kere recursive'li çözmem lazım. Çözdükten sonra da solution'u solution table'da saklıyorum. Bu ne demek? Artık aynı sub problemi bir daha rast geldiğimde bir daha çözmeyeceğim demek. Aynısını sağdaki piksel için yapıyorum. Bakın sağa gidebilir miyim? J artı 1 küçük eşittir n eksi 1 mi? Evetse solution table'a bakıyorum. Solution table'da i'ye j artı 1 var mı? Yoksa bir kere hesaplayıp dolduruyorum. Varsa direkt tablodan alıyorum. Artık gerisi aynı bakın. Ondan sonra da aşağıdan mı gideyim, sağdan mı gideyim, hangisinin kostu daha az, onu alıp döndürüyorum. Şimdi ben bunu çağırayım. Burada implement ettim ben bunu. Burada bakın. Şimdi çağırdığımızda burada üreteceğimiz solution'u şeyi kapattım galiba. Evet. Kompilerini çalıştıralım. Evet, şimdi çalışsın. Hala çözemedik. Niye olduğunu bilmiyorum. Şimdi bakın Dynamic Top'tan Dynamic Programming Solution'u sadece 9 recursive call yaptı. Ve solution olarak 6 döndürdü. Brute Force recursive call'un solution'u da 6. Dolayısıyla solution doğru. Her ikisi de optimal solution'u döndürüyor. Fakat birisi bakın 9 recursive call yapıyor çünkü 9 tane distinct sub problem var. Brute force recursive call ise fonksiyon ise 19 tane recursive call yapıyor. Niye? 10 tane ekstradan aynı sub problemi tekrar tekrar çözüyor. Yani aynı sub problemin defalarca çözüldüğünü görüyorsunuz. Burada overlapping sub problemler var. O yüzden brute force dynamic recursive brute force recursive algoritması çok daha yavaş çalışacak, eksponansiyel. Şurada 5'e 5'lik bir matris. Bunun için şimdi çalıştırayım. Burada aradaki farkı çok daha farklı göreceksiniz. Bakın her ikisi de 13
Optimal Solution'unu döndürüyor. Fakat birisi Dynamic Programming sadece 25 tane recursive call yaparken, ki 25 tane recursive distinct subproblem var. Brute force recursive call 251 recursive call yapıyor. Yani 10 kat daha yavaş çalışıyor diye düşünebilirsiniz ki bu 5'e 5'lik bir matris. Siz bunu 1000'e 1000'lik, 10.000'e 10.000'lik matrisler olduğunu düşünürseniz, yani artık aradaki farkın 10 kat daha, belki daha fazla, yani şu anda bunun için 10 kat fark var. Muhtemelen şeyimiz büyüdükçe, inputumuz büyüdükçe aradaki farkın daha da büyüdüğünü göreceksiniz. Çünkü birisi eksponansiyel running time'ı var. Bunun ise polynomial, n square bir running time'ı var. Şimdi şu ana kadar bir brute force recursive algoritma gösterdim size. Bir de top-down dynamic programming solution gösterdim. Bunların ikisi de sadece cost of the minimum cost path. Yani minimum cost path'in sadece cost'unu döndürüyordu. Şimdi ben algoritmaları değiştirip sadece path'in cost'unu değil, aynı zamanda bu path'in hangi pikseller üzerinden giderek goal state'e ulaştığını öğrenmek istiyorum. Yani ben diyeceğim ki 0-0'dan başla, sonra mesela aşağı git, aşağı git, sağa git, sağa git. Bu örnek için bakarsanız bana demesi lazım ki 0'dan başla, sonra 1-0'a git, 2-0'a git, sonra 2-1'e, sonra da 2-2'ye git. Yani bu sırasıyla başlangıç state noktamdan bitiş noktama giderken üzerinden geçmem gereken piksellerin sırasını da öğrenmek istiyorum. Bu da aslında çok kolay. Algoritmayı biraz değiştirip bunu elde etmemiz mümkün. Bir tane direction table'ı tutacağım. N'lik bir direction table'ı. IJ, bu bana şunu söyleyecek. IJ noktasındaysam sağ tarafa mı gideceğim, aşağı doğru mu gideceğim? Bunu çok kolay hesaplayabilirsiniz. Niye? Çünkü zaten biz IJ noktasından sağa mı doğru, aşağı mı doğru gideceğimizin hesaplamasını algoritmamız içinde yapıyoruz. Şimdi buraya bakarsanız algoritmamıza, bakın şurada son stepte ne yapıyoruz? Önce diyorum ki aşağıdaki piksel üzerinden giden yolun cost'u minimum olduğunu kabul ederim. Yok eğer sağdaki piksel üzerinden giden yolun toplam cost'u daha azsa o zaman sağdakini tercih ediyorum. Onun için bu hesaplamayı zaten burada yapıyorum. Şimdi bu bilgiyi bir tabloya doldurursam o bilgiyi kullanarak toplam minimum cost path'i de hesaplayabilirim. Bunu da ben hesapladım. Bunun ismi top-down dynamic programming 2. Bunun ismi. Onun için bir tane enumeration tanımladım. Down ve right diyor. Çünkü iki tane yol gidebilir. İJ'den sağ aşağı gidebilirim, sağa gidebilirim. Solution table'ın yanında artık bir de direction table'ı var. Bu da n'lik bir matris. Bu n'lik matrisi dolduracağım ben algoritmam çalışırken, sonra da onu kullanarak minimum cost path üzerindeki piksellerin lokasyonlarını elde edeceğim. Şimdi başlangıçta bunu çağırıyoruz. Bu tabii ki solution table'ın yanında bir de direction table'ı initialize edecek bana. Direction table'ın içine başlangıçta hiçbir şey koymuyorum. Sonuçta n'lik bir matris bu. İçi boş. Solution table'ı initialize ettim. Hepsini minus 1 yaptım. Daha sonra buraya girdim. Şey kısmı aynı. Cost hesaplama kısmı aynı. Yani burada herhangi bir değişiklik yok. Sadece şuraya bakalım. Burada direction table'ı dolduruyorum. Öncelikle bakın aşağıdaki piksel üzerinden gittiğimi kabul ettim. Yok eğer sağdaki piksel üzerinden giden path'in cost'u daha azsa o zaman dedim ki aşağı değil sağa git. Çok basit gördüğünüz gibi. Ya aşağı gideceğim ya sağa gideceğim. Şimdi bu bilgi elimde olursa, bakın bu algoritma döndükten sonra artık bu tablo tamamen doldurulmuş olacak. Artık path'i rahatlıkla hesaplayabilirim. Nasıl? IJ'den başladınız. Yani 0-0 bizim başlangıç noktamızdı. Buradan başladınız. N-1'a gidene kadar devam edeceğim. Bulunduğum noktayı IJ'yi path'e push edeceğim. Sonra da bakacağım. Direction. Buradan nereye gitmem lazım? IJ'nin direction'ı. Sağa git diyorsa ya i'yi bir tane artıracağım. Aşağı git diyorsa i'yi artıracağım. Sağa git diyorsa j'yi artıracağım. Çıkışta da n-1. Bu da bizim bitiş noktamız. Onu push edeceğim. Şimdi bunu bir çağırayım. Çalıştığını görelim. O kod da burada bakın. Onun az öncekinden farkı bir de path
diye bir şey döndürüyor. Yani az önceki Dynamic Programming Solution sadece cost'u döndürüyordu. Bu Dynamic Programming Solution aynı zamanda path'i de döndürüyor. Ben daha sonra bu path üzerinden yürüyüp path üzerindeki pikselleri sırasıyla print edeceğim. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım. Bakın şimdi bu da bakın optimal solution'u verecek. Bu ne diyor bana? Buradan aşağı git. 1-0'a tekrar aşağı git. Sağa git, sağa git. Zaten bu örnekte aşağı git, aşağı git, sağa git, sağa git olmak zorunda. O pikselleri sırasıyla bana söylüyor. Bir de ikinci test kodum üzerinden yapayım. O da şu matris. 5'e 5'lik matris. Bakalım buradaki solution neymiş? Toplam 13'tü. Bakın bu da 13'ü döndürüyor. Bu bana diyor ki buradan sağa git. Sağa git, aşağı git, aşağı git, sağa git, sağa git, aşağı git, aşağı git. Bakalım. Bakın buradan başladınız. Sağa gittiniz 3. Sağa gittiniz 1, 4. Aşağı gittiniz 5. Aşağı gittiniz 6. Sağa gittiniz 8. Sağa gittiniz 11. Aşağı gittiniz 13. Aşağı gittiniz 13. Toplam 13'lük kostla şöyle bir zikzak çiziyorsunuz. Buradan buraya, sonra buradan aşağıya, aşağıya, tekrar sağa, sağa, tekrar aşağıya, aşağıya. Bu da hem minimum cost path hesaplayan, yani minimum cost path üzerindeki bütün pikselleri sırasıyla hesaplamış ve onları print etmiş olduk. Bu da path üzerine doldurulmuş oldu.